Herkese merhaba. Bugün tahinli çörek yapacağım arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 çay bardağı ılık su ve 1 çay bardağı ılık süt ekliyorum. Tel çırpıcıyla iyice çırpıp bir 5 dakika mayanın çalışması için bekleteceğim. 5 dakika bekledikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Azar azar un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ben toplamda 4 su bardağından 1 parmak eksik un kullandım arkadaşlar. Hamuru önce kaşıkla biraz toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. 5-6 dakika boyunca iyice yoğuracağım. Böyle hafif ele yapışan ama çok hafif, böyle yumuşak bir hamur olacak. Evet, hamurum gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunu dinlendireceğim. Hamurumu sıcak bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Biz şimdi tahinle karışımı hazırlayalım. Bir kaba 400-450 gram kadar tahin ekliyorum. Tahini toz şekerle tatlandırıyorlar. Ben o şekilde sevmiyorum. O yüzden pekmez kullanacağım. Böyle yarım çay bardağı kadar yeterli olacaktır. İyice karıştırıyorum. Tahinli pekmezim de hazır. Hamurum da güzelce mayalandı. Önce bir havasını alıyorum. Böyle yaklaşık 1 dakika kadar yoğuruyorum. Hamurumu bir bıçakla 4 parçaya ayırıyorum. Burası size kalmış. İster 2'ye bölün, ister 4'e, ister 8'e. Fark etmez. Hamurlarımı yuvarlayıp beze yapıyorum. Her bir bezemi merdane ile ve çok az unlayarak ince şekilde açacağım arkadaşlar. Ben çok büyük yapmayacağım. O yüzden bu büyüklük bence gayet iyi. Hamura tahinli pekmezli karışımdan sürüyorum. Bolca ekleyin. Hamurun her yerine mutlaka gelsin. Şimdi hamurun ortasına parmağımla bir delik açıyorum arkadaşlar. Ve o delikten başlayarak içten dışa doğru hamuru sarıyorum. Gördüğünüz gibi bir rulo yaptım. Ucunu bir yerden koparıyorum. Bu hamuru elimle açarak incelteceğim. Bu aşamada tahin ve pekmezin dışına çıkması ve hamurun her yerine bulaşması gerekiyor. Burası önemli. İyice inceldikten sonra hamuru etrafına dolamaya başlıyorum. Arada üzerine bastırın. En sona gelince ucunu altına sıkıştırıyorum. Elimle bastırarak düzleştiriyorum. Merdane ile biraz daha açarak inceltmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tahinli çöreğim hazır. Yağlı kağıt serili tepsiye aldıktan sonra üzerlerine de tahin pekmez karışımından sürüyorum. Dediğim gibi karışım size kalmış. Sadece tahin sürebilirsiniz. Pekmez yerine toz şeker serpebilirsiniz. Ceviz, susam, yumurta sarısı bile sürebilirsiniz üzerine. Ben birinin üzerine dövülmüş ceviz ekliyorum. Üzerine örtüp 20 dakika tepsi mayası için bekleyeceğim. 20 dakika sonunda artık fırına girmeye hazır.
Tahinli çöreklerimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Çöreklerim fırından çıktı. Şöyle yakından göstereyim size. Nefis görünüyorlar. Bugün birlikte tahinli çörek ya da tahinli pide yaptık arkadaşlar. Ya da daha yöresel bir tabirle tahanlı yaptık. Size içini de göstermek istiyorum. Böyle katmer gibi tel tel ayrılıyor ve her bir parçasında tahin ve pekmezi yoğun bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki yanında çayla harika oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.